Ne? Nasıl olmuş? Ne nasıl olmuş? Saçım canım, nasıl olmuş? Buralardaki yaklaşık 20 kiloluk fazlalığı... ...şu gıdayı... ...ve şu portakal kabuğu gibi... ...selülitleri de saymazsak... ...iyi sayılırsın. Hatta harika. Şerefsizler. Şuna bak. Şerefsizler. Oğlan nerede? Odasında. Hadi lan oradan. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç. Kes şunu. Oğlum, sen benim bütün hayallerimi etmek zorunda mısın? Neden? Ulan var ya, insan seninle ve annenle 3 gün dursa, bırak içi geçmeyi, mumya olur be mumya. Şu tımbırtıyı bırak dedim, değil mi? Hazırlan, tekrar gir sınava. Doğru dürüst bir okul oku be hımbıl. Okuyorum. Okuyormuş. Pah. Ne okuyorsun? Tarih okuyorsun salak. Baba. Ulan. Ol şöyle kravatı yağar bağlanmış bir lise hocası da görürüm seni o zaman. Yeni kuşak sözüm ona. Hem gitar çalar hem de ikinci Beyazıt parçalar. Pah. Çal sen çal. Devam et. Nirvanası. Sana da bulaştı değil mi? Ona boş ver. 25 yıldır aynı kazık. Bir dakika değişmez mi insan? Anne, ayrılmayı düşünüyorum evden. Olur mu hiç Cem? Biz buradayken. Bıktım bundan anne. Bu aralar vizen falan var mı? Yoğun mu okul? Pek sayılmaz. Ne dersin? Gidelim mi bir haftalığına? Nereye? Aylıktaki eve gideriz. Sakindir şimdi. Olmaz mı? Beraber mi? Ne olacak canım? Gerçi bir hafta ayrı kalırsın ondan ama... Eh, dayanırsın artık. Yer misin bilmem ama... Yemem. Metin. Biz çıkıyoruz. Ne yapayım? Su mu dökeceğiz arkanızdan gelip? Yani pes, inanılmazsın. Bu kadar dramatize etme canım. En iyi konu yazlığa gidiyorsunuz. Üstelik bu mevsimde.
burjuva kokuşmuşluğuna serin çözüm. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Bir haftalığına yazlığa gidiyoruz. Annem biraz sıkıldı da. Niye böyle yapıyor anne? Baban mı? Evet. Yani düşmanmışız gibi davranıyor ya. Oğlum. Son 25 senemi önce ayakta durabilmek, sonra da bu adamın soğukluğundan seni koruyabilmek için harcadım be. Ama bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yapı mı, huy mu ya da bir açlık mı? Bilmiyorum. Ne yapacağız orada ya? Patlarım ben. İyidir, iyidir. Bir gidelim hele. Ne alemde seninki? Anne. Hoşça kalın. Memnun oldum. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun oturun. Tok duruyor herif. Öyle duracak tabii, ne bekliyordun? Çıkar mı bir şey? Çıktı say. İzni de verecek, hisse de alacak, gör bak. Çok iddialı oldu. Bence bu kadar emin olma. Eminim. Düşünsene oğlum. Herifin hangar gibi açığı var. Bu bilir gıdım gıdım boğazlanacağını, zeki heriftir. İyi de açık dediğin şey artık demode kardeşim. Alem mi yapmış? Evet yapmış. Vatandaş ne yapayım lan yaptıysa diyecek. Bu resmin neresinden baktığına bağlı. Nasıl yani? Fotoğrafı öyle nal gibi koyarsan olmaz ama... Tatyanaların arasından bir tane erkek modeli yuvarlak için alır da... işte bu dersen... He? Yuh be, yuh ulan be. Ulan ben şimdi senin... Dikkat etsene kardeşim. Ay çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Neyse bir şey yok. Ben hep yapıyorum bunu. Sakarım ben, sar. Önemli değil canım. Gerçekten. Ya yapabileceğim bir şey varsa ben... Yok yok. Üzülmeyin lütfen. Hiç önemli değil. Neyse, tekrar özür dilerim.
Bir şey gerekirse nasıl olsa burada oturuyorum. Sakar olduğumu söylemiştim. Rıhtımlar üzerinde mi? Ben bayılırım ama siz... Klasikleri izliyorum bu aralar. İzleyince bana da verir misiniz? Ben de seyretmek isterim. Olur tabii. Borçluyum size. Saçların... Kısaydı. Çok sıska bir kızdı. Dişinde de tel var. Özür dilerim. Ben sizin için erken olduğunu bilmiyordum. Hayır, hayır. Hiç de değil. Ben uyuyakalmışım sadece. Gelsene lütfen. Ben filmi getirmiştim. Film mi? Evet. Dün istemiştiniz hani. Aa evet, film. Ben kahve yapacağım da... Acaba siz de bir... İyi ama sizin için biraz erken galiba. Yo, hayır. Lütfen. Peki, bir kahve. Cem yoktu değil mi? Evet, yok. Tanıyor musun onu? Biz aynı mahalledeyiz, unuttunuz mu? Ha öyle ya. Onlar Ayvalık'ta. İki dakika. Giyineyim, hemen kahve. Söz. Tamam, acele etmeyin.
Kolay gelsin anne. Sağ ol oğlum. Geçen yıl başından beri buradayım. Benim için bir parti düzenlemişlerdi. Öyle mi? Güzel bir kitap yapıyorsun. Okuyor musun ya? Bu çok güzel. Abim Charlie de çok zeki biridir. Kolejde okuduğu yıllarda hep okul birinci. Bu sadece zeka işi. Eski duyarlılıklar. Bakar mısınız şuna? Evet. Bizim zamanımızın duyarlılıkları. Yaşlı değilsiniz. Daha çok kazanmış bir haliniz var. Kazanmış mı? Evet, kazanmış. Doğrusu sizin yerinizde olsaydım, göz çevremdeki iki kırışa güle oynaya katlanırdım. İlginç. Yerimi vermeye niyetim yok tabii ama... Doğrusu senin neyi hedeflediğini de merak ediyorum. Şöyle söyleyelim. Mesela muhabir olmadan editör. Ya da hiç olmadan kaptan. Ya da ne bileyim. Starsız yönetici. Bir paraşüt desteği. Anlıyorsunuz değil mi? Hem de çok iyi. Bu tabii şeye bağlı. Şeye. Neyi feda edebileceğimi, değil mi? Evet. Yani hayır. Yani evet. Ne demiş adam? İyi bir satıcı. Önce ruhunu satmalıdır. Evet. İçki? Hı hı, olur. Ne peki? Ne olursa. Bu film kaçıncı defa baştan başlıyor Allah aşkına? Değiştireyim mi? Hayır, uyumak istiyorum ben. Gidiyorum. Ama saat 5 bile değil daha. Kahvaltıda içmeye başladık, unuttun mu? Burada dinlenebilirsin. Merak etme, yemem seni. Ama bunu kabul edemem, olmaz. Hadi ama. Böyle gidemezsin. Dur, kalkma. Ben getiririm.
Alo Müge. Alo. Müge duyuyor musun beni? Müge. Alo. Alo Müge duyuyor musun? Alo. Çıkmam gerek benim, acele et. Ama... Ne? Bu kadar kötü olamaz. Ben... Bak, çok önemli bir toplantım var. Sonra konuşsak. İnanamıyorum sana ya. Kaç yaşında peki bu? Kaç? 30. Yuh be. 25. Olmaz abicim. Olmaz abicim. Alçaksın oğlum sen. Kart zamparısın sen. Yuh be. İnsanlara neler oluyor Hatice? Neler oluyor? Dünya ne zaman berbat bir yer oldu biliyor musun Hatice? İnsanlar bir gün başımıza taş yağacağı korkusunu terk ettiğinden beri. Evet, ondan beri. Biz bundan korkardık.
Bizden evvelkilerdi. Başımıza taş yağacak derdik. Taş. Daha öncekilerin başına yağmış mıydı? Bilmiyorum. Ama korkardık. Allah'ın gazabından korkardık. Azgınlıktan, azmaktan, sapmaktan korkardık Hatice. Öyle olanlarımız bile 40 kat karanlığa bürürlerdi kabahatleri. Melekleri gücendirecek şeyler yaparsak taş yağardı Hatice, taş. Bu insanlara neler oluyor Hatice? Neler oluyor? Buyur hanımım. Yok, iyiyim. Ne düşünüyorsun böyle? Yarın İstanbul'a döneyim diyorum anne. Neden? Sıkıldın? Hayır ama... Müge, onu merak ediyorum. Bu kıza iyi tutuldun sen ha? Galiba öyle. Dilerim siz muhabbetinizi hep devam ettirirsiniz. Yüksek duvarlar kâr etmiyor biliyor musun? Para, yazlık, moda dergileri. Babam mı? Dayak yiyen gecekondu kadınlarının bazen daha mutlu olduklarını düşünürüm. Bana bir fiske vurdum. Hayır. Ama bir Kürt ablasıyla aynısın evde. Bir poliçesin belki. Belki bir yastık sadece. Benden nefret bile etmediğini düşünüyorum bazen. Ben de kalkmış neler diyorum hay Allah. Söz Müge'den açıldı, nerelere geldi. Sabah git. Ben kalacağım biraz daha. Babanla benden... Hiçbir şey, hiçbir zehir sızmasın hayatına. Sen benim hayatımdaki tek ışıksın oğlum. Hadi bakalım, bu işi de bitirdik. Evet, hiçbir umarım şey iyi olur şirket için. 7 baba adamları, 7. Evet, 7.
Yaş farkı olan sevgililer yemek yemiyor mu diye sormaya gelmiştim. Sana aldığım bilekliği banyoda unutmuşsun. Ve sevgiliniz burada değil. Plazasından dönmediğiniz. Korkuttun beni. Müge aşağıda. Seni bekliyor. Müge mi? Aşağıda mı? Cem bak, açıklamama izin ver lütfen. Aşağıda git. Fotoğraf gibi duruyorsun. Ama çirkin bir fotoğraf. O kız için yapıyorsan değmez. Değmez diyorum sana Cem. Hı hı. Evet. O kız için yapıyorum. Ama bu... Ona aşık olduğumu biliyordun değil mi? Annem sana anlattığında umurunda bile olmadı. Ama biliyordun değil mi? Ama bak, bu tipleri tanırım ben. Bunlar... Yine de yaptım bunu. Zillerin tekiydi işte. Ne yapayım ha, ne? Nasıl bir alçağın oğluyum ben? Sabrım taşıyor ama. Sus! Ne biliyor musun? Ne bileyim ben.
Arsenik. Duydun mu hiç? Ama ne yapacaksın onunla? Tarih bir halta yaramaz derdi hayvan baba. He? Tarih, evet. Tarihteki adamlar en korkunç ihanete uğradıkları zaman yüzüklerinden bir zehir çıkarırlardı. Ve elveda. Benim yüzüğümden de bu çıktı işte. Öz babamın ihaneti. Cem. Biri Müge'nin olacaktı. Diğeri de benim. Cem, bunu yapma. Şimdi ben bunu içeceğim. Tam 400 miligram. Sıkı dozdur. Tavsiye ederim. Cem! Cem! Hemen Cem. Bir anda gidemiyorsun tabii. Böyle bir lüksün yok. Cem, ne olur. Yapma bunu oğlum. Önce kramplar başlayacak. Cem. Feci tutulmalar. Sonra damarları Cem, patlatır. Oğlum. Bu hizmeti standart. Oğlum. Ve otopside Cem, midemin oğlum, ve kalbimin yapma. Kızıl bir kadifeye dönüştüğünü Cem. Görecekler. Yapma! Şimdi sen işe Cem. Yaramaz. Aptal ve aşık oğlunun son müsameresini seyredeceksin. Gözlerini ayırmadan. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Çünkü bana dair hatırladığın son şeyin gözlerimdeki nefret olmasını istiyorum. Hatırlamasan da canın cehenneme. Ben yaptım. Yazın ifademe. Tespit edin. Onu ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Oğlumu ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Onun için Hatice, o adam için gökten taş yağsaydı daha iyiydi, daha iyi. Günah ne biliyor musun Hatice? Günah, incitmek, yeri incitmek, göğün kalbini kırmak, gök ekini yolmak, genç çocuğu koparmak. Günah bu Hatice, bu. Nefis işte hanımım, bildiğin köpek. Önüne ne atarsan at doymuyor işte. Aha bu herif de evladının etini atmış köpeğinin önüne. Öyle değil mi ama?